Merhaba herkese. Nisan ayı okumak adına benim için son derece verimli geçen bir ay oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Toplamda 10 tane kitap okudum ama benim için bundan da önemlisi bir süredir gözümü korkutan ve sürekli ertelediğim birkaç kitap vardı. Onları okudum ve bu ay ilk defa tanıştığım da çok fazla yazar oldu. O açıdan memnunum. Aslında Nisan ayında başladığım ama Mayıs'ın başında bitirdiğim iki kitap da var. Onlardan Mayıs ayı okuduklarım videosunda bahsedeceğim. 10 kitaptan 8 tanesini çok ama çok severek okudum. Sadece bir tanesini çok sevemedim. Ama diğerleri mutlaka ama mutlaka size önermek istediğim kitaplar. İlk olarak Nisan ayında en çok sevdiğim ve genel olarak hayatımda da beni en çok etkileyen kitaplardan biri olan Chicago Mezbalarından bahsetmek istiyorum. Ölmeden önce okunması gereken 1001 kitaptan bir tanesi aynı zamanda bu ve benim okuduğum en iyi sistem eleştirilerinden bir tanesi. Gazap üzümlerinden çok etkileniyorum. Etkilenmiştim. Ben hem çok iyi bir sistem eleştirisiydi o da hem de duygusal olarak çok dokunmuştu bana ve o kadar etkileneceğim bir başka sistem eleştirisi okur muyum? Hem o kadar edebi açıdan zengin hem o kadar güzel bir sistem eleştirisi sunan bir kitap diye düşünürken Chicago Mezbalarını okudum ve neredeyse daha çok etkilendim Gazap Üzümlerinden. Onun için özellikle Gazap Üzümlerini okuduysanız ve sevdiyseniz mutlaka ama mutlaka bu kitabı okumanızı öneririm. Chicago Mezbaları 1900'lerin başında Litvanyalı bir ailenin Amerikan rüyası hayaline kapılarak Amerika'ya göç ettikten sonra başından geçenleri anlatıyor. Bu ailenin üyelerinin hikayesinin arka planında elbette ki o vahşi ve gayri insani Amerikan kapitalizminin eleştirisini okuyoruz. İşçilerin emeklerinin nasıl sömürüldüğünü, halkın üstünde o kapitalist egemen sınıfın nasıl hakimiyet kurduğunu, paranın, gücün, iktidarın yanında insan hayatının nasıl hiçe sayıldığını ve hiçbir önemi olmadığını okuyoruz. Bu sistem eleştirisinde en çok hoşuma giden kısım aslında bu eleştirinin çok bütünlüklü bir şekilde okuyucuya sunulması oldu. Yani bu egemen sınıfın gücü, iktidarı elinde tutabilmek için, emeği sömürebilmek için nasıl belediyeyi, hükümeti, siyasi partileri, medyayı, kamuoyunu kullandığını, kullanabildiğini ve bu düzenin, bu çarkın nasıl işlediğini çok güzel bir şekilde anlatıyor kitap bizlere. Siyasi seçimlerin arkasında dönen hileleri, siyasi partilerin aslında bu egemen sınıfın varlığını devam ettirebilmek adına nasıl mücadele verdiğini, hükümetin o kokuşan tarafını, medyanın işin içindeki parmağını çok başarılı bir şekilde anlatıyor kitap. Bunun yanı sıra kitapta anlatılan aslında çok dokunaklı, çok içinizi acıtacak bir hikaye. Yani özellikle dediğim gibi gazap üzümlerinden etkilendiyseniz, gazap üzümlerinin sonunu bilen insanlar için söylüyorum. O tarz sahneler çok sık var bu kitapta. Çok ama çok severek okudum. Herkesin mutlaka ama mutlaka okuması gereken bir yazar bence Sinclair. Sabahattin Ali'nin de okuduktan sonra zaten dünya görüşünü sorguladığı ve değiştirdiği yazar aslında. Herkesin mutlaka bilmesi, sorgulaması gereken şeylerden bahsediyor yazar bize kitapta. Mutlaka ama mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ben çok ama çok severek okudum. Bir diğer okuduğum, demiştim ya hep ertelediğim kitaplardan bir tanesi Camus'un Vebası. Vebayı 1947 yılında yazıyor Camus. Ve kitapta Cezayir'in Oran kentinde 1940'lı yıllarda birdenbire ortaya çıkan salgından ve bu salgınla beraber insanların hayatında değişen şeylerden, neyin nasıl değiştiğinden bahsediyor Camus. Ama aslında tabii ki sembolik bir anlatımı var kitabın. Camus her şeyden önce modern hayatın ve modern bireyin çok güzel bir eleştirisini sunuyor bizlere kitapta. İşte modern bireyselcilikle beraber ben merkezci düşünen, duyarsızlaşan, hissizleşen, başkalarının hayatı, başka insanların hissettikleri, düşündükleriyle ilgili kaygısızlaşan, duyarsızlaşan insanı eleştiriyor. Bir yandan da hayatı çalışmak, işe gitmek üzerine kurulu, her şeyi buna duygular, aşk, sevgi de dahil tüketmek, bir an önce tüketip bitirmek üzerine kurulu hayatı çok güzel bir şekilde eleştiriyor Camus. Bunun yanı sıra modern hayatın tabii bu gerekliliklerinin yanında ölmek ve öldürmeyi kendine hak gören, buna bile son derece duyarsızlaşan,
İnsanın eleştirisini sunuyor bizlere Camus. Camus'a göre hepimiz aslında biraz vebalıyız. Yani hepimizin içinde o duyarsız, anlayıştan, hoşgörüden, insan sevgisinden nasibini almamış bir kısım var. Ve aslında elbette ki bu vebaya karşı, içimizdeki vebaya karşı direnmek, savaşmak, vebanın kendisine teslim olmaktan daha da zor bir durum. Ama hepimiz bunu yapmak zorundayız Camus'a göre. Camus tabii ki İkinci Dünya Savaşı'nı ve o verilen sömürge mücadelesinin, emperyalizmin sonlarına şahit olmuş bir yazar ve bunlardan yola çıkarak yazıyor aslında vebayı. Mutlaka okunması gereken kitaplardan bir tanesi tabii bu da. Kafka'nın davasından etkilenmiş bu kitabı yazarken açık açık bir atıfta bulunduğu bir yerde var zaten. Onun için bunu okumadan önce Kafka'nın davasını mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Veba da benim yine çok severek okuduğum bir kitap oldu. Ha şu günlerde içimiz çok daralır mı, okuyalım mı diye soracak olursanız ben öyle bir şey hissetmedim. Kitap da son derece akıcı, sürükleyici. Sadece çevirisi biraz sıkıntılı maalesef. Yani çevirmenin Fransızcası çok iyi olabilir, ona bir lafım yok. Ama Türkçesi maalesef çok iyi değil. Yani bazı cümleler garip hakikaten. Okuyunca ya bu ne demek istemiş acaba diye durup düşünüyorsunuz. Ama genel olarak elbette ki mutlaka okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Ben de çok severek okudum Veba'yı. Bir diğer kitabım İrlandalı bir yazardan At Sineği. Yazarın kendisinin de mücadelelerle dolu bir kadın olarak da değişik ama güçlü bir hayat hikayesi var. At Sineği Sovyet Rusya'sında ve Çin'de çok popüler olmuş bir kitap. At Sineği'nde de 19. yüzyılda İtalya o zaman tek bir hükümet, devlet değil, parça parça prensliklerden oluşuyor ki bunların bir kısmı bazı eyaletler papalığa bağlı, papalık yönetiminde. O dönemde işte verilen bu dine karşı, papalığa karşı verilen devrimci mücadeleyi anlatıyor aslında At Sineği. Kitapta çok iyi, çok güzel bir din ve dini iki yüzlü bir şekilde kullanarak çıkarını alet eden ruhban sınıfının eleştirisi var. Son derece akıcı ve sürükleyici bir kitap. Severek okudum. Şunu düşünüyorum sadece, daha erken yaşlarda okursanız daha çok etkilenebilirsiniz kitaptan. Kitabın kurgusu biraz öngörülebilir. Yani okurken çok sürprizlerle dolu bir kitap değil. Ne olabileceğini kestirebiliyorsunuz. Hikayede çok sıra dışı, çarpıcı, sarsıcı bir hikaye değil. Fakat sizi alıp götüren bir hikaye. Toplumcu gerçekçi eserlerden hoşlanıyorsanız eğer tavsiye ederim At Sineği'ni. Bir diğer bahsetmek istediğim kitap çok ama çok severek okudum. 1902 doğumlular. Zaten savaş karşıtı edebiyatı önemli bir yere sahip bir eser. Benim de okuduğum en iyi savaş eleştirilerinden biriydi gerçekten. Çok akıcı, duru bir üslubu var yazarın. Elinize aldığınız gibi kitabın nasıl bittiğini dahi anlamıyorsunuz. 1902 doğumlularda yazar Birinci Dünya Savaşı'nın öncesi Almanya'sına götürüyor bizleri ve birkaç çocuğun gözünden dünyayı anlamaya çalışan, büyümeye çalışan, yetişkinlerin dünyasını öğrenmeye çalışan birkaç çocuğun gözünden savaşın nasıl bir yıkım olduğunu anlatıyor yazar bizlere. O dönemin Almanya'sında ilginç bir atmosferi var ve bu atmosferi de çocuğun gözünden okumak ayrıca hem keyifli hem de çok güzel bir resim çiziyor o dönemi anlamamız adına esasen. Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde hem bir sömürge yarışı var Avrupa devletleri içerisinde hem de tabii ki yükselen milliyetçilik duyguları, düşünceleri var. Savaş öncesi savaşı çok büyük bir çoğunluk diyeyim sevinçle karşılıyor neredeyse. Çünkü bu milliyetçilik duyguları kabarmış durumda. Almanya'nın kazanacağı bir savaşa girilmesi insanlarda bir coşku yaratıyor. Aynı zamanda bu milliyetçilik ve beraber bir savaşa girme düşüncesi toplumda adeta bir uhu görevi görüyor. İnsanları birbirine kenetliyor. Bu savaş düşüncesinin hemen öncesinde işte sosyalistler ve muhafazakarlar olarak ayrışan bir toplum var. Bu insanlar bunları unutuyorlar birdenbire ve savaş fikri çevresinde birbirlerine kenetlenmeye başlıyorlar. Bu açıdan savaş coşkuyla karşılanıyor halk arasında ama tabii ki daha sonra savaş başladıktan sonra savaşın getirdiği hem maddi hem manevi yıkımları yaşadıktan sonra insanlar savaşın gerçek yüzüyle tanışmaya başlıyorlar ve bu savaşın getirdiği yıkımları, sonuçları yine bir çocuğun dünyasından, çocuğun gözünden okuyoruz.
çok etkilendiğim ve çok severek okuduğum bir kitap oldu benim 1902 doğumlular. Mutlaka okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ama mutlaka tavsiye ederim bunu da. Bir diğer okuduğum Knut Hamsun'un ünlü eseri Açlık, en önemli eseri yazarın. Açlıkta da adı üstünde açlıkla mücadele eden, parasız yazar olmaya çalışan bir gencin hikayesini okuyoruz. Akıcı ve sürükleyici bir kitap. Psikolojik tahlillerini de çok sevdim. Yani açlık hisseden bir insan neler hisseder, neler düşünür, nasıl davranır, hangi motivasyonlarla hareket eder. Bunları çok güzel bir şekilde anlatmış yazar. Zaten Dostoyevski'den de etkilenen bir yazar Knut Hamsun. Çok fazla otobiyografik ögeler de taşıyor kitap. Galiba etkileyiciliğini biraz da buna borçlu. Açlığına rağmen aslında kendi doğruları olan ve değişik bir takım onur gurur algısı olan ve bunun için hala savaşmaya devam eden de bir genç baş karakterimiz. Kitabı sevdim. Zaten çok da kolay okunan, akıcı, sürükleyici bir kitap. Elinize aldığınız gibi zamanınız varsa bir oturuşta bile bitirebilirsiniz. Ha, ama beni çok sarsmadı, çok çarpmadı. Yani zaten hani Raskolnikov'u okuduktan sonra, Sefilleri okuduktan sonra açlığı okumak sizi de çok sarsmayacaktır. Belki erken yaşta daha ya da bu belli başlı eserleri okumadan önce okunsa daha çarpıcı, sarsıcı olabilir. Ama elbette ki güzel bir kitaptı. Kötü bir kitap diyemeyeceğim ya da beğenmedim diyemeyeceğim. Sadece çok sarsıcı bulmadım. Ama okunması gereken kitaplar listesinde adı hep geçen kitaplardan bir tanesi Açlık. Bir diğer okuduğum kitap, çok severek okudum, Laxness'in Sal Kavalkası. Daha önce Özgür İnsanları okumuştum yazardan. İzlandalı bir yazar, 1955 yılında yanılmıyorsam Nobel Edebiyat Ödülünü almış. Çok da üretken ama Türkçe'ye maalesef sadece 3-4 eseri çevrilmiş. Sal Kavalkada da yine bir İzlanda'nın balıkçı köyüne götürüyor bizleri yazar. Annesiyle beraber güneye göç etmeye çalışan bir kız var. Fakat maalesef paraları bittiği için kuzeyde küçük bir balıkçı köyünde kalmak zorunda kalıyor bu anne kız ve bu anne kızın başından geçenleri okuyoruz. Kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde tamamen sanki herhangi bir klasik esermiş gibi bu anne kızın yaşadıkları, duygusal ilişkileri, verdikleri hayat mücadelesi anlatılıyor. İkinci bölümünde ise kitabı toplumcu, gerçekçi bir esere dönüşüyor kitap ve çok güzel siyasetin ve siyasetle uğraşan insanların, politikacıların bir eleştirisini sunuyor bizlere Laxness. O köyde verilen siyasi mücadeleyi anlatıyor. İnsanların nasıl kutuplaştıklarını, siyasi fikirlerin nasıl, hangi amaca hizmet ettiklerini, bir köyün yaşantısı üzerinden, İzlanda'da küçük bir balıkçı köyünün İnsanların başından geçenler üzerinden okuyoruz. Sal Kavalka'yı çok sevdim çünkü Sal Kavalka aynı zamanda güçlü, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışan bir kadının hikayesi. Çok gerçekçi bir anlatımı var Laxness'in. Laxness'in kalemiyle ilgili iki özelliğini çok ama çok seviyorum ben. Birincisi, karakterleri çok gerçek. Yani hiçbir karakter salt iyi ya da salt kötü değil. İnsanın içerisinde iyi ile kötünün o çatışmasını çok iyi veriyor. Yani karakteri bütünlüklü bir şekilde resmedebiliyor, gerçekçi bir şekilde. Bir ikincisi de olayları dramatize etmeden, ajitasyona başvurmadan anlatabiliyor. Yani acıyı resmediyor, verilen zor bir hayat mücadelesini resmediyor ama bunu yaparken asla dramatize etmiyor. Ben bu iki özelliğinden dolayı Laxness'in kalemini çok seviyorum. Özgür İnsanları da çok severek okumuştum, onu da mutlaka tavsiye ederim. Sal Kavalka'yı da çok severek okudum. Akıcı, anlaşılır, duru, yalın bir dili var Laxness'in. Zor bir okuma değil, yoracak bir okuma değil. Bu da elinize aldığınız zaman nasıl okuyacağınızı anlamadan okuyacağınız kitaplardan biri. Mutlaka tavsiye ederim Sal Kavalka'yı da. Bir diğer okuduğum, yine geç kaldığım kitaplardan bir tanesi Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in Portresi. İrlandalı bir yazar Oscar Wilde ve Dorian Gray'in Portresi de tek romanı yazarın. Dorian Gray'in Portresi'ni de çok sevdim çünkü hem tarz olarak klasik bir metin ama hem de altyapısı çok sağlam bir metin. Dorian Gray'in Portresi bir ressamın çok güzel genç bir erkeğin portresini yapmasıyla başlıyor. Ki bu genç ve güzel erkek asla yaşlanmak istemeyen, güzelliğine ve gençliğine hayran olan bir insan. Ve şöyle bir dilekte bulunuyor. Lütfen ben yaşlanmayayım, benim yerime portrem yaşlansın diyor. Ve bunun üzerine olaylar gelişmeye başlıyor kitapta. Çok ilginç bir kurgusu var kitabın. Oscar Wilde bu
kurgu etrafında insan iyi midir, kötü müdür, iyi mi olmalıdır, kötü mü olmalıdır? İnsan iyi olmak adına, iyi bir insan olmak için mi yaşamalıdır, yoksa zevkine, sefasına bakıp hedonist bir felsefe mi sürerek yaşamına devam etmelidir? Bunları sorguluyor. İyi ile kötüyü çok güzel bir şekilde sorguluyor. Çarpıcı, sarsıcı da bir kitap ve akıcı, sürükleyici, yine elimden bırakamadan okudum bir kitabı. Çok ama çok sevdim. Yani keşke ertelemeseymişim. Hem böyle alt metni sağlam olan, bir şeyleri sorgulayan, hem de insanı sarsan ama hem de klasik edebiyattan eser. Yani üslubu da son derece zengin eserleri okumayı çok seviyorum. Dorian Gray'in Portresi de bunlardan bir tanesiydi. Nihal Yayınobalı çevirisini okudum. Ben çeviri oldukça başarılıydı. Şu anda Can Yayınları basıyor bu çeviriyi. Bu kitapla ilgili sansürlü mü okuyayım, sansürsüz mü okuyayım soruları çok geliyor. Şöyle ki, sansürsüz basımda evet küçük bir kısım var. Daha sonrasında sansürlenen o kısmı okuma şansına erişebiliyorsunuz. Fakat şöyle de bir durum var. Sansürlü kısma daha sonrasında yazar kendisi başka bölümler ekliyor. Zaten sayfa sayısına baktığınız zaman sansürsüz basımın sansürlü basımdan sayfaca daha fazla olduğunu göreceksinizdir. Dolayısıyla sansürsüz okuduğunuz zaman bazı bölümleri okumamış oluyorsunuz. Yazar tarafından sonradan eklenen bölümleri okuyamamış oluyorsunuz. Onun için benim naçizane tavsiyem sansürlüsünü okumanız. Eğer o sansürlenen bölümü çok merak ediyorsanız belki üstüne sansürsüz basımdan sadece o kısmı açıp okuyabilirsiniz. Bu da mutlaka önereceğim, mutlaka okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Bir diğer okuduğum Virginia Woolf'tan Mrs. Dalloway. Bunu da yine iletişimden okudum. Tomris Uyar çevirisi. Çevirisi gayet başarılıydı söyleyebilirim. Proust'a hayran bir yazar Virginia Woolf ve Proust'la tanıştıktan sonra hem yazarlıkla ilgili düşünceleri değişiyor hem de yazmaya olan bakış açısı değişiyor Woolf'un ve kendisi de bilinç akışı tekniğiyle yazmış Mrs. Dalloway'i ama gözünüzü hiç korkutmasın. Benim gözüm korktuğu için ertelediğim kitaplardan bir tanesiydi ve çok pişmanım. Asla ama asla okuması zor bir kitap değil. Bilinç akışı tekniğine yazılmış evet ama yazar çok iyi bir şekilde anlatmış insanların duygu, düşünce ve ruh durumlarını ve o geçişler çok başarılı. Bu kitabın en başarılı noktası bana göre o. Kitapta bir şekilde hayatta yolları çakışan 3 insanın bir gün içerisinde düşündükleri, duyguları, kafasından geçenleri anlatılıyor. Ama yazar bu karakterleri hem birbirlerine çok başarılı bir şekilde bağlamış hem de bu karakterlerin içsel monologlarını birbirine geçişini çok başarılı bir şekilde başarmış. Yani bir karakterin kafasından geçenleri okuyorsunuz yolda yürürken daha sonrasında başka bir karakteri geçiyor yazar ama hem o geçişi biliyorsunuz yani asla bir kafa karışıklığı zor burada neden bahsediyor şimdi kim konuşuyor gibi bir durum söz konusu değil hem de o akış pürüzsüz bir şekilde size hissettirilmeden yani ya şimdi bu ne alaka niye biz buna geldik ki başka karakteri okuyoruz demiyorsunuz kaptırıp kendinizi gidiyorsunuz öyle bir kitap. Farklı sosyal sınıflardan, farklı geçmişlerden gelen insanların monologlarını okuyorsunuz. Çok değişik bir kitap gerçekten bu açıdan. Dediğim gibi bir gün içerisinde geçiyor. Bir gün içerisinde bu karakterlerin iç dünyalarını okuyorsunuz. Kafalarından geçenleri, hissettiklerini okuyorsunuz. Bu hikayenin gerisinde Virginia Woolf aslında toplum baskısını, toplumun bireyleri bir örnekleştirmesini, bir biçime, bir kalıba sokmaya çalışmasını anlatıyor. Toplumun yine sevgi, özveri, fedakarlık gibi daha sevimli, daha işte herkesçe değer verilen isimler takarak insanlar üstünde, bireyler üstünde nasıl baskı kurduğunu ve bu baskının İnsanın iç dünyasında nelere sebep olduğunu anlatıyor aslında Mrs. Dalloway'de Virginia Woolf. Bu bir örnekleştirmenin, toplumun kendi ölçülerini bireylere dayatmasının ne gibi sonuçlarla karşılaştırabileceğini insanlara anlatıyor. Çok severek okumuştum. Dediğim gibi bilinç akışı tekniğiyle yazılmış olması asla gözünüzü korkutmasın. Asla ve asla zor bir eser değil. Zamanınız varsa oturup bir günde de bitirebilirsiniz. Ben 2 günde okudum. Çok da severek okudum. Virginia Woolf okumaya da elbette ki devam edeceğim. Bir diğer yine çok severek okuduğum Franz Kafka'nın Şatosu.
Geçtiğimiz yaz davayı okumuştum. Şato'yu Kafka 1922 yılında yazıyor. Kitap 4 sene sonra, Kafka da öldükten 2 sene sonra 1926 yılında yayınlanıyor. Şato'da Franz Kafka, hikaye şu. Bir köye atanan, geçmişini ya da adını bilmediğimiz K ismiyle bahsedilen bir kadastro memurunu anlatıyor. Bu kadastro memuru o köye gidiyor. Fakat hiçbir şekilde işe başlayamıyor. Kimseyle iletişim kuramıyor. Nerede ne yapmalı bunun cevabını bulamıyor. Tabii ki son derece güçlü ve sağlam bir alt metni var kitabın. Kafka çok değişik şeyler anlatmaya çalışmış bu kitabında. Bir yandan yani politik olarak okuduğumuz zaman kitabı güçlü bir otoriteye, yani o şatoya karşı insanların nasıl yaşadıkları, o güçlü bir otoritenin insanların hayatına, toplumların toplum yaşayışına olan etkisini okuyoruz. Bir yandan kendisi de Kafka Yahudi bir ailenin çocuğu ve bu modern hayatın getirdiği hem köyden kente göç var, hem bu göçte insanların birbirini kabul edememesi, ötekileştirmesi, insanın kendini bir yere ait hissedememesi, işte ırk, dil, din, cinsiyet gibi çeşitli faktörlerle insanların bir kısmını dışlaması, ötekileştirmesi gibi şeyleri anlatıyor. Son derece güçlü bir, sağlam bir alt metni var. Psikolojik olarak okuduğumuz zaman id, ego, süperego çatışmasını görüyoruz. Yani bir açıdan insanın psikolojik iç dünyasını dış evrenle anlatmaya çalışıyor bize Kafka. Çok karanlık bir atmosferi var kitabın. Kimi insanlar bundan sıkılmış, bunalmışlar okurken, ben sıkılmadım, bunalmadım. O kasvetli havası kitabın çok hoşuma gitti. Zaten kitabın asıl noktası da, ince noktası da bu havası, atmosferi bence. Gözümü korkutan kitaplardan bir tanesiydi. Asla öyle değilmiş. Çok ama çok severek okudum Kafka'nın Şatosu'nda. Zaten mutlaka okunması gereken eserlerden bir tanesi. Onun için bu kitabı da tavsiye ediyorum. Son olarak Dünya Klasikleri Okuma Kulübümüzün Nisan ayı kitabıydı. George Eliot'ın Flas Nehri'ndeki Değirmeni. Şimdi öncelikle bütün arkadaşlarım da bundan şikayetçiydi. Ben de öyle düşünüyorum. Kitabın çevirisi kötü maalesef. Gönül Suveren çevirmiş. Aslında ben bütün Agatha Christie kitaplarını Gönül Suveren çevirisiyle okudum. Fakat o zaman tecrübeli bir okur değildim. Yaşım da çok küçüktü. Ortaokul, lise yıllarından bahsediyorum. Beni çeviri rahatsız etmemişti. Tabii bir de Agatha Christie kitaplarında hem heyecan sürekli doruk noktada, hem metin zaten çok edebi değil. O çevirinin kötü etkisini o yüzden de fark etmemiş olabilirim, ama bu kitapta hissediliyordu. Garip cümleler var. Kitabın redaksiyonu da zayıf. Yazım hataları vesaire var. Kitabın kendisine dönecek olursak, George Eliot Flas Nehri'ndeki Değirmen'den çoğunlukla kendi hayatından, kendi yaşadıklarından yola çıkarak bir hikaye anlatıyor. Victoria dönemi İngiltere'sinin bir köyüne, kasabasına götürüyor bizleri. Biliyorsunuz Mary Ann Evans yazarın gerçek adı ve yazar aslında bir kadın. O dönemin toplumsal baskısıyla ilgili, o dönemde toplumda kadının yeriyle ilgili çok güzel tespitleri var. Bunları bize çok güzel bir şekilde sunmuş. Victoria dönemi İngiltere'sinde bir kasaba yaşayışı nasıldır, insanların düşünceleri nasıldır, kadınlara davranışları nasıldır. Çok güzel resmetmiş. O sığ düşünceyi çok güzel bir şekilde eleştirmiş. Ama benim kitapta sevemediğim nokta şu oldu. Yazarın üslubu maalesef bana çok hitap etmedi. Yani bir ben Jane Austen gibidir diye düşünüyordum yazarın tarzı, ama kafamda asla hani o beklentiye kapılıp da sürekli karşılaştırma yaparak okuyarak gitmedim. Ama kitap beni okurken zihinsel olarak yeterince oyalamadı. Derinlikli bir üslubu yok yazarın. Son derece basit, kısa cümleler. Biraz o yüzden erken yaşta okunması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. Grup sohbetinde de onu konuştuk. Mesela hani Jane Austen ve Bronte kardeşler de o İngiltere toplumundaki kadının yeriyle ilgili, o hem dini hem toplumsal baskılarla ilgili çok güzel romanları var. O romanlar gibi değil maalesef Mary Ann Evans'ın kalemi. O kadar derinlikli değil, kitap o kadar sürükleyici, akıcı bulmadım ben. Onun için bence daha erken yaşta okunması gereken ya da en azından Jane Austen, Bronte kardeşler okumadan önce okunması gereken bir kitap.
Belki ben de zamanlamayla ilgili bir problem de olabilir. Benden kaynaklı da olabilir. Çünkü hayatımın bu döneminde zihinsel olarak beni daha çok oyalayacak kitaplar okumaktan hoşlanıyorum aslında. Yani kitap çok sade, çok yalın ama çok düz ve basit. Yani çok sevemedim açıkçası. Ha, çeviriyle ilgili mi diye de sorabilirsiniz. Şöyle ki ben bunun yaklaşık 120 sayfasını bu kitaptan okudum. Daha sonrasında çeviri kötü olduğu için İngilizcesini e-kitap olarak okumaya devam ettim. Daha doğrusu ona da baştan başladım ve okudum. Dolayısıyla hayır, yani orijinal dilde de yazarın kalemi, üslubu çok beni cezbetmedi açıkçası söyleyeyim. Ha, okunmayacak bir kitap değil. Verdiği mesajlar dolayısıyla boş bir kitap da değil. Hani önemsiz bir kitap da diyemeyiz. Ama biraz erken yaşta okunması gereken ve diğer bu dönem romanlarından önce belki okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu arada bu ay okuduğum kitapların 5 ya da 6 tanesi sanıyorum grup okumasıydı. Eşlik eden tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şöyle okuduğum bütün kitapları sizlere göstereyim. Zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.